bu Z Fold 6'dan daha güzeldi bence bunun sesi. <laughs> ASMR sevenlere dev hizmet. Webtekno'dan hepinize selamlar dostlar. Bugün stüdyoda çok güzel konuklarım var. Daha yeni tanıtıldılar. Biz de geldikleri gibi hemen cihazları stüdyoya indirdik. Bir kutu açılışı yapalım, bir ilk izlenim videosu yapalım istedik. Bu videoda konuğumuz Samsung Galaxy Z Flip 6, Z Fold 6 ve Galaxy Watch Ultra. Özellikle Galaxy Watch Ultra için çok heyecanlıyım aslında. Çünkü Samsung yıllar sonra ilk kez ekstrem aktivitelere uygun, gayet böyle askeri standartlarda dayanıklı bir saat çıkardı piyasaya ve akıllı saat pazarında iddialı konumunu devam ettiriyor. Galaxy Z Fold 6 ve Flip 6 ise tasarım anlamında bir önceki nesle göre büyük değişikliklere sahip. Lafı daha fazla uzatmayayım, edebiyat kasmayayım. Hemen şu kutuları açalım. Hemen şöyle Z Fold 6 ile başlayalım bunlar kapalı kutunun da kapalı kutusu çünkü hani şeritler bile üzerinde geldi. Daha şeritleri bile takılmamış. Normalde böyle şeridi açıp da sonra kutuyu açarız ama henüz onlar bile takılmamış. Ve karşımızda Galaxy Z Fold 6. Bayağı premium. Daha çok böyle business kafası. Çok güzel bir renk tonu var. Ya bir Fold yani yatay katlanabilir telefon için oldukça incelmiş bir durumda. Zaten bu tarz telefonlara soğuk bakan hani boyut itibariyle hani kullanması zor gibi gören ya da ya cebimde bunu taşıyamam gibisinden düşünen kullanıcıların ön yargılarının önüne geçmek için aslında bu çok iyi bir hareket oldu. Önceki nesillere göre çok daha ince bir Fold görüyoruz. Ve tasarım itibariyle de S24'ün çizgileri gibi daha düz keskin hatlar görüyoruz Fold 6'da. Ki ön ekranındaki koruyucuyu da kaldıralım. Hemen şöyle bir açalım. Ah geldi. Kurulum devam ederken bir taraftan ben aslında ilk izlenim hakkında yorumlarımı yapayım Z Fold 6 hakkında. Parmak izleri için de kusura bakmayın bu arada. Bunu da deneyimlemiş olduk. Aslında üzerinde parmak izi bırakan bir yapısı var. Yeni kamera tasarımı bir önceki nesle göre daha belirgin, görünür hatlara sahip kameraları var. Bu arada S24'ün ana kamerasıyla aynı sensörü kullanıyor Z Fold 6'nın ana kamerası. Bu Z Flip 6 için de geçerli. Aynı zamanda bu benzerlik ekran tarafında da var. Tabii ki ekran boyutları farklı. Z Fold 6'nın 7.6 inçlik bir ana ekranı varken Z Flip 6'nın 6.7 inç gibi bir ekranı var. S24'lerin de tabi ekran boyutları değişiyor ama panel olarak aynı Dynamic AMOLED 2X paneli kullanıyorlar ve ekran parlaklığı değeri olarak da bütün S24 serisi Fold ve Flip ailesi de 2600 nit parlaklığa sahip. Yani aralarında hangisini tercih edersek edelim Samsung bize aynı ekran değerlerini sunuyor. Deneyim olarak fark ediyor sadece katlanabilir ve bar tipi telefonlar olarak deneyim farkı var. Samsung'un tasarım anlamında katlanabilir telefonlarda böyle bir yola gideceğini ben düşünüyordum açıkçası. Çünkü hem telefonu biraz daha inceltmek için hem de kenarların hani o bombeli yapısından doğabilecek biraz daha böyle şişkinlik hissi zaten katlanabilir telefonlara biraz daha uzak duran kullanıcıları daha da uzaklaştırabileceği için böyle bir tasarıma gidebileceklerini öngörüyordum ve bence bu tasarım hatlarıyla daha çok böyle bir karakteri olan ya bu gerçekten Samsung'un katlanabilir telefonudur diye kendini belli eden özgün bir tasarıma ulaşmış Z Fold 6. Şimdi telefon açıldı bir taraftan tabii ki kurulum devam edecek. İçindeki uygulamalar falan gelecek. Bu telefonla ilgili zaten çok daha detaylı bir inceleme videosu çekeceğiz. Galaxy AI ile ilgili veya verim likle ilgili oldukça geliştirmeler var bu telefonda. Ama şimdilik bir ilk izlenim olarak ben Z Fold 6'yı beğendiğimi söyleyebilirim. Sadece şu an bir kamerasını açıp bir ilk selfimi çekilmek istiyorum. Şu anda geniş ekranın ön kamerasındayım. Hemen şöyle bir selfie patlatalım. Hemen bu ön kamerayla da bu arada tüm Fold serilerinde olduğu gibi Fold 6'da da ön ekranın ana kamerası geniş ekranın ana kamerasından daha iyi. Geniş ekranın ön kamerası daha çok toplantılar veya işte hani görüntülü konuşmalar için falan kullanılabilecek bir kamera. Onun dışında biz normalde fotoğraf çekme, story atarken, post atarken falan çekildiğimiz fotoğrafları daha çok ön ekranın kamerasıyla çekiyoruz. Bu arada buradaki çekimi bitirdikten sonra birkaç ana kamera örneği de koyacağız. Orada da fikir sahibi olmak adına... Şimdilik Z Fold 6'yı yerine bırakayım ve Galaxy Z Flip 6'ya geçelim. Bu arada vesaire bir şey çıkıyor mu? Sadece telefon var? Haklısın çünkü ben heyecandan hemen telefonu açtım doğru. Kutu içeriğine de hemen bir bakalım. Alt kısımda zaten gördüğünüz gibi sadece telefon var. Hemen bir diğer kutu içeriğine de bir bakalım. Burayı çektiğimizde kutunun içinden cihaza ek olarak bir başlangıç kılavuzu, bir sim kartı tepsisi iğnesi ve bir şarj kablosu çıkıyor. Bu zaten standart Samsung'un şarj kablosu. Ama tahmin edebileceğiniz üzere zaten çok uzun zamandır Samsung'a birer gemilerine bir şarj adaptörü koymuyor. Z Fold 6'da da bir şarj adaptörü çıkmıyor kutudan. Şimdi Z Flip 6'yı açalım. Bunda da aynı şekilde yine şerit direkt kutunun içinde geliyor. Henüz yerleştirilmemiş. Kişisel zevk anlamında ben her zaman Flipleri Fold'lardan daha çok seviyorum. Çünkü dikine katlama hissi şu anda koruyucu olduğu için yapmak istemiyorum. Ya böyle kapaklı telefon hissi verdiği için benim ayrıca hoşuma gidiyor. Hemen bir koruyucuyu sökelim. Bu Z Fold alttan daha güzeldi bence bunun sesi. <laughs> Hemen şunu da bir sökelim. ASMR severlere devizmet. Yani ilk izlenim olarak ben S24'ün tasarım hatlarını beğendiğim için Z Flip 6'nın da tasarım hatları hoşuma gitti. Bu keskin hat çizgilerin daha düz oluşu bence telefonu daha premium hissettiriyor. Sadece açmadan önce bir de menteşenin ne kadar yumuşak olduğunu kontrol etmek istiyorum. Şöyle tek elle kapatıp direkt tek elle açabiliyoruz. Böyle aman aman yumuşak değil ama böyle açılmayacak kadar sert de değil. Orta karar bir sertliği var menteşenin. Kullanırken böyle tek elle açıp kapatmakta bir sorun yaşanabileceğini zannetmiyorum. Zaten dayanıklılık anlamında da oldukça iyi test edilen telefonlar. Şimdi isterseniz Z Flip 6'yı da açalım. Telefonun kurulum başlangıç ekranı geldi. Hızlı hızlı devam edelim. Bu arada fark ettiğim diğer bir detay. Telefon tekrar açılırken ondan da bahsedeyim. Şöyle tepe kamerada ne kadar görünür açıkçası emin değilim. Telefonun kenarlarında gördüğüm kısım yani menteşeyi açıp kapatırken bu Fold 6'da da var. Flip 6'da da var. Bu koruyucular sanki bir önceki nesle göre daha kalın gibi geldi bana. Bu da aslında bir tık ekran çerçeve oranını etkileyen bir durum. ha Kötü mü diye soracak olursanız bence kötü görünmüyor. Ama zevk olarak daha yüksek ekran gövde oranı seven kullanıcılar için belki bir önemli bir durum olabilir. Ama zaten burada bir dayanıklılık kaygısı olduğu için yani telefonun kenarlarına ve köşelerinde bir zarar gelmemesi için bu yapıldığından en optimal form tercih edilmiştir diye düşünüyorum. Şimdi bir Samsung account'a giriş yapmam gerektiği için tabii ki direkt bu pencere geldi önüme. Bu arada tam ekran olmadı sadece pencere boyutuyla geldi. Z Flip 6'nın ana ekranı bu şekilde dostlar, uygulamalar bir taraftan kurulmaya devam ediyor. Tıpkı Fold 6'da yaptığımız gibi hemen Flip 6 ile de bir selfie alalım, sifda yapmış olalım. şöyle. Ana kamera örnekleri de stok olarak gelsin. Hatta fliplerde zaten ana kamerayı direkt selfie kamerası olarak kullanabilmek diye bir güzellik var. Ben örnek göstermek adına böyle çektim ama ekranı şöyle kapatıp küçük ekrandan da selfie yapabiliriz. Ve bunu arka kamerayla yapacağımız için de çok daha iyi sonuçlar sunacak bize. Hemen onu da şöyle alalım. Ultra geniş de almış olalım. Z Flip 6'nın ana kamerayla stüdyo ışıkları altındaki performansını da görmüş olduk beraber. İlk izlenim anlamında tasarım olarak benim hoşuma gitti açıkçası. Parti tipi telefonlardan biraz daha dar ama biraz daha uzun bir formu var. O yüzden alışırken biraz zaman isteyebilir ama kullanması bence çok zevkli bir telefon. Galaxy Z Flip, Z Flip 6 da yine güzel bir deneyim sunacak gibi duruyor. Şimdi isterseniz Galaxy Watch Ultra'ya geçelim. Galaxy Watch Ultra'yı açalım önce kordonu açalım. Şöyle turuncu silikon bir kordonla birlikte geliyor Galaxy Watch Ultra. Sadece turuncu değil, farklı renklerde var. Zevkinize göre onlardan birini de tercih edebilirsiniz. Ay, bakın, Vallahi heyecanlandım. Evet, hazırsak şu an elimde Amerikan askeri standartlarında dayanıklı bir akıllı saat tutuyorum dostlar. IP68 sertifikası var. 10 ATM su geçirmezlik var. Yani bir noktada dalış içinde kullanılabilecek bir saat. L1 ve L5 GPS sistemi var içinde. Safir cam kullanıyor. Ve 3 nanometre işlemciyle geliştirilen ilk akıllı saat. Daha fazlası ve daha detaylı yorumları tabii ki inceleme videosunda olacak. Kordonu taktığımızda saat böyle bir görünüme kavuşuyor. Biraz kalın bir saat olduğunu net bir şekilde söyleyebilirim. Ama zaten bu segmentteki saatlerin bir incelik kaygısı çok da bulunmuyor. Koluma takayım. Yakıştı mı kanka ne diyorsun? Bayağı güzel duruyor. Ha? Yani doğal olarak kalın bir saat olduğu için hani zevk olarak belki daha ince saatleri seviyorsanız falan biraz düşündürebilir. Ama bu kadar özellik içinde böyle bir tasarım biraz da mecburen yapılıyor. Hemen açalım. Z Fold 6 direkt gördü. Bağlan, izin ver, güncelleyelim. O ekran yenileme hızı çok hoşuma gitti bu arada. Şimdi kurulum yaparken Galaxy Watch Ultra'nın özelliklerini de göreceğiz. Çünkü Wearable uygulamasında cihazı kurarken bize sunduğu özellikleri de gösteriyor. Karşımıza ilk çıkan hızlı tuş eylemi seçmek. Hızlı tuşu şu dostlar yani klasik bir saatte kurmak ol diyebileceğimiz tuş. Burada şimdilik göstermek adına bir seçenekleri görelim. Egzersizlerim aç kısmı var. Birden fazla sporlu antrenman listesini açabiliyoruz. İşte yürüyüş, koşu, bisiklet, kronometre, el feneri ve su kilidi. Ben şimdilik kronometre diyeyim. Takma tercihlerinizi ayarlayın. işte sol bileğime taktım. Evet ve tuş konumu ekranın sağında. Kendi birden fazla sporlu antrenmanlarınızı oluşturun. Bu aslında çok güzel bir özellik. Çünkü pentatlon gibi, triatlon gibi aynı antrenmanda birden fazla spor egzersizi yapmanızı gerektirecek antrenmanlarda çok işe yarıyor. Mesela triatlonla uğraşıyor olsanız koşu, bisiklet ve yüzmeyi bir antrenman içerisinde yapmanız gerekiyor. Bunun için ayrı ayrı antrenmanlar kurmak yerine tek bir antrenmanda birleştirerek saatin daha detaylı bilgi alabilmesi ve size daha detaylı bir analiz yapabilmesini sağlayabiliyorsunuz. İleri diyelim. Özel antrenman rutinleri oluşturma burada da ısınmadan soğumaya kadar tüm antrenmanı planlama şansı sunuyor bize. Bunun içine setlerimizi ekleyebiliriz ya da işte tekrarlarımızı ekleyebiliriz. Özel rutinler oluşturabiliriz kendimize. Vücudumuzun enerji seviyesini takip edin. Saat bize gün içerisinde enerji durumumuzu da söylüyor bir taraftan ve dinlenmeye ihtiyacımız olduğunda bize bildiriyor. Uyku modu zaten bildiğimiz gibi. Sağlık takibi için zaten başka saatlerde de gördüğümüz HKG ve tansiyon ölçme yeni ultrada da yer alıyor. Gelelim saatte Galaxy AI'ya. Tıpkı Fold ve Flip'te olduğu gibi Galaxy Watch Ultra'da da bize gelen bir mesaja cevap vermek için hazır bir cevap alabiliyoruz Galaxy AI'dan. Yani Galaxy AI bize bir yanıt öneriyor. Biz de eğer istersek saat üzerinden direkt o yanıtı gönderiyoruz karşı tarafa. Onun dışında aramaları yanıtlamak, uyarılar oluşturmak, müzik oynatmak duraklatmak için iki parmağımızla da kullanabiliyoruz saati. Şöyle iki kez sıkıştırdığımızda müzik duruyor ya da devam ediyor. Onun dışında SOS özellikleri var. Bu da zaten diğer akıllı saatlerde de var ama. Buna ek olarak Galaxy Watch Ultra'da bir siren özelliği var. Şuradaki hızlı tuşuna 5 saniyeden daha uzun bastığımızda saatten siren çalmaya başlıyor ve böylece acil bir durum olduğunda hani o sireni çalarak daha hızlı bir şekilde hani dikkatleri üzerimize çekebiliyoruz. Her şey tamam. Saati biraz şöyle yaklaştırayım. Şu anda Galaxy Watch Ultra telefona tanımlandı, kuruldu. Saatimizin özelliklerini öğrenelim. Normalde buraları hızlı hızlı geçmek istiyordum ama ilk defa Galaxy Watch Ultra gördüğümüz için bu özelliklere biraz göz atabiliriz diye düşünüyorum. Ya bu şeymiş ya. Tamam. Tamam tamam. Ya bu klasik akıllı saati kurarken işte aşağı kaydırdığında ne oluyor yukarı kaydırdığında ne oluyor şeymiş <laughs> Ben de hani Galaxy Watch Ultra'ya özel olan özelliklere dair böyle hızlı bir turu vardır diye düşündüm ama bayağı işte sola kaydır şu oluyor, sağa kaydır mesela işte alt kenardan yukarıya kaldır uygulamalar geliyor. O bildiğimiz aslında yani saat fonksiyonlarını gösteriyor. Saatin varsayılan teması şu şekilde dostlar. Aslında Samsung'un kendi işletim sistemini kullandığı için Watch 7'den veya önceki nesillerden arayüz anlamında bir farkı yok. Yani ona özel bir arayüz tasarlanmamış. Buradan sağa kaydırdığımızda eski nesillerdeki gibi veya Watch 7'deki gibi sağlık takip özelliklerini ha pardon farklı olarak ve birden fazla egzersiz üzerine kurulum yapabileceğimiz bu ekranı, farklı spor dallarının çıktığı egzersiz seçeneklerini, enerji skorunu, günlük adım, kalp ritmi, takibi, hava durumu, takvim. Aslında diğer Galaxy Watch'larda da gördüğümüz özellikleri görüyoruz. Bunlara ek olarak tansiyon ve EKG var. Ama zaten EKG önceki nesillerde de vardı. Şöyle bir ana ekrana gelip diğer temalara baktığımızda, şöyle saat şekli ekle dediğimizde, sadece şuradaki tuşun dönebilir olmasını isteyebilirdim sanırım yani. Neden bilmiyorum. Belki de hani el alışkanlığı olduğu içindir. Tatlı bir deneyim olurmuş gibi geldi ama önemli değil Burada Samsung'un zaten varsayılan Saat temalarını görüyoruz bunu istersek Telefon üzerinden de daha farklı temalar kullanarak Değiştirebiliriz ben şimdi dokunmayacağım Sadece göstermek için açtım ama varsayılan Olarak da oldukça çok tema seçeneği var Galaxy Watch Ultra'da kurulum yaparken Hızlı tuşunu kronometreye ayarlamıştık Hatırlarsanız hemen şöyle bakalım nasıl çalıştığına Bastığımız gibi direkt Kronometre başlatıldı tekrar bastığımızda durduruldu. Aynı zamanda şunu da yapabiliyoruz tabii ki. Kronometre çalışırken biz ana ekrana dönüp e, diğer bakmak istediğimiz şeylere de bakabiliyoruz. Alttaki tuş ise kişiselleştirilebilir bir tuş gördüğüm kadarıyla. Çünkü şu an bir tepki vermiyor. Bunu kurulumu daha detaylı yaptığımızda, incelemeye hazırlandığımızda daha detaylı anlatırız. Açıkçası ben saati beğendim. Tabii ki yani akıllı saatler içerisinde bu biraz farklı bir kafa. Yani fiyat olarak da ayrışıyor. Şu anda 40 bin lira bandında görüyoruz Galaxy Watch Ultra'yı. Galaxy Watch 7 ise daha çok 10 bin lira bandında. Rakipleri daha aşağı yukarı o seviyede. Ultra dediğimiz zaman biraz daha ekstrem aktiviteler için daha dayanıklı ya da tam tersi mantıkta hani ya ben aslında bir klasik saat de olabilir, akıllı saat de olabilir. Bunun için hani 40 bin lira gibi bir bütçem var. Bir klasik saat yerine çok iyi bir akıllı saat alabilirim diyenlerin de tercih edebileceği bir saat. Çünkü rakiplerinde bunun tercih edildiğini görüyoruz. O fiyat bandında bir klasik saat almak yerine üst segment bir akıllı saat tercih eden kullanıcılar da var. O açıdan da Galaxy Watch Ultra'ya göz atılabilir. Bu videomuzda sizler için yeni Galaxy Z Fold 6, Flip 6 ve Galaxy Watch Ultra'nın bir kutularını açalım. Daha taze bize gelmişken hemen böyle bir ilk izlenimlerimizi aktaralım. Ön inceleme sunalım dedik sizlere. Samsung'un yeni tanıttığı bu ürünler hakkında ne düşünüyorsunuz? Detaylı inceleme videomuzda görmek istediğiniz bir test veya şuna da bakın şunu da biraz araştırın dediğiniz bir nokta varsa lütfen yorumlarda bahsetmeyi unutmayın dostlar. Başka bir web tekno videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.